Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yazıllar yaklaşıyor. Hep birlikte yazıllara hazırlanıyoruz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenilerde bulunmanızı bekliyorum. Sorularınız varsa yorumlarda alabilirim. Evet hep beraber sınavımızı çözmeye başlayalım. Bugün 6. sınıflar için 2. dönem 1. yazısını çözeceğiz. Evet öncelikle meslek isimleri ile evet bakalım şöyle. Meslek isimleri ile resimleri eşleştirin diyor. Şimdi bunları eşleştireceğiz. Evet önce mesleklere bakalım. Nurse, evet. Hemşire, teacher, öğretmen. Cook, aşçı. Mekanik, evet. Tamirci, waiter, erkek garson. Evet şimdi bakıyoruz. Burada en başta ne görüyoruz? Bir öğretmen görüyoruz. Değil mi? Ders anlatıyor. Yani teacher, be diyeceğiz buraya. Be yazalım. Evet. İkinci resimde ne görüyoruz? Bir tamirci görüyoruz. Tamirci neydi? Mekanik. Değil mi? Evet. Buraya da D yazıyoruz. Burada bir hemşire görüyoruz. Evet hemşire neydi? Nurse. Değil mi? Evet buraya da A yazalım. Evet. Şimdi bir sonraki bir erkek garson görüyoruz. Garson neydi? Waiter. Değil mi? Buraya da I e yazıyoruz. Evet. Bir sonraki bir aşçı görüyoruz. Değil mi? Aşçı neydi? Cook. Evet buraya da C yazıyoruz. Evet ilk kısmı böylece bitirmiş olduk. Şimdi bir sonraki kısımdan devam edelim. Evet, mesleklerle yapabildikleri işleri eşleştirin diyor. Önce bakalım. An architect mimar, a tailor terzi, a driver şoför, a hairdresser kuaför, berber, a lawyer avukat. Şimdi bunları eşleştireceğiz. Evet. Şimdi bakalım en architect demiştik. Yani mimar. Mimar ne yapar? Binaları dizayn eder. Değil mi? Çizimlerini yapar. Bakıyorum. Can design. Değil mi? Türkçedekine benziyor. Design. Design etmek. Çizmek. Neyi design ediyor? Mimar. Buildings. Binaları. Bridges. Köprüleri. And houses. Ve evleri. O zaman bire ne diyeceğiz? D. Evet. 2'den devam edelim. A tailor neydi? Terzi. Terzi ne yapar? Değil mi? Terzi can cut, keser and sew fabrics. Ee, kumaşları keser ve diker. Sew dikmek demek, cut kesmek demek. Fabric, kumaş. Evet, a tailor ikiye a diyoruz. Evet devam edelim. A driver şoför. Şoför ne yapar? Can carry people. Carry taşımak. People insanlar. İnsanları taşır. From then dan one place bir yerden another diğer demek. Diğer yere insanları taşır. Değil mi? Evet, driver ne diyoruz? Evet, three, B. Evet, 3'e de B yazdık. Şimdi 4'ten devam edelim. A hairdresser neydi hairdresser kuaför. Değil mi? Berber. O ne yapar? Can cut and dye. Dye boyamak demek. Yani color hair. Yani saçı keser veya isteğe göre boyar, değil mi? C. Yani 4'e C diyeceğiz. Evet C diyelim. Şimdi 5'ten devam edelim. A lawyer, değil mi? Avukat demiştik. Avukat ne yapar? Can defend. Defend savunmak demek. At courts mahkemelerde insanları savunur, değil mi? O zaman 5'e ne diyeceğiz? E. Evet şimdi C kısmından devam edelim. Şimdi burada ne diyor? Sayıları ve tarihleri doğru yazılışlarıyla eşleştirin diyor. Şimdi biz yılları nasıl okuyorduk? Yılları ikili okuyoruz. Yani 1980 işte buradakini mesela 1988 biraz sonra zaten yapacağız. İkili okuyoruz onu unutmayalım. Sadece 2000 ile 2010 arasında biraz farklılık oluyor. O zaman 2000 işte 2004 diyelim mesela 2004. 2010'dan sonra iki şekilde söyleyebiliyoruz. Ya 2010 diyebiliriz ya da işte 20, 2010 yani yine ikili söyleyebiliriz 2010'dan sonra. Mesela 2014 diyelim 2014 veya 2014 iki şekilde söylenebilir. 2000'den önce nasıl yapıyoruz? Bir daha söylüyorum. İkili rakam şeklinde okuyoruz. Yani işte 1950 diyeceğim mesela 1950 şeklinde. Bunu unutmayalım. Şimdi başlayalım. Tarih bir tarihle başlamışız. Ne dedim? 1988 diyor. İkili okuyacağız. Yani 1988. Bakalım şıklara. 1988. Evet buraya A yazalım. Şimdi Bakın bu binli bir rakam. Bin neydi? Evet. Thousand. Tabi bin. iki bin değil. Onun için a thousand veya one thousand diyoruz. Daha sonra arada and olmadan neyi getiriyoruz? Yüzlük rakamımızı getiriyoruz. Onda nasıl yapıyoruz? İşte bakın. Önce e, yüz demek hundred. Tabi bu iki yüz. One thousand two hundred. Bakın yüzlülerde yüzlü rakamlarda küsür yüz yani 251 diyeceğiz. Araya And getiriyoruz. Two hundred and fifty one. Bunun yazılımında da yani 21'den 99'a kadar olan rakamların yazılımında da bir tire koyuyoruz. Bakın buraya bakarsanız. Şimdi one buradan bir daha okuyalım. One thousand bin demiş olduk. Sonra two hundred iki dedik. 51 var. And ne demiştim yüzlerin küsuratını and'ı unutmuyoruz. And fifty one. Evet burada da bakın bir tire konmuş. 21'den 99'a kadar ne demiştim. Rakamların yazılışında şöyle bir tire konur. Evet doğru cevabımız B. Şimdi devam edelim. Ee, tarih okunuşlarında bakın gün, ay, yıl gelmiş. Şimdi nasıl okuyoruz? Başına şöyle d getiriyoruz okurken. Sonra sıra sayısı bakın 1, 2, 3, 4 demiyoruz. Ne diyoruz? First, second, third, fourth. Hani th geliyordu daha sonra fordan sonra. Fifth, işte sixth. Seventh şeklinde devam ediyor. Yani sıra sayısı. Birinci, ikinci, üçüncü şeklinde söylüyoruz. Yoksa one, two, three, bir, iki, üç şeklinde değil. Ayı söyleyeceğiz. Arada tabii of geliyor. Bir tane fiili bakın. Daha sonra da yıl geliyor. Şimdi bunu yapalım. Ne diyor burada şimdi? 2012 değil mi? 10. ay. Yani Ekim. Ekim'in 5'i. Şimdi önce bakın ne yapıyoruz? The'yı koyduk. The. Evet. Fifth. Evet bakın sıra sayısı TH var değil mi? Beşinci dedik. Sonra of dedik. Evet. Ayı söyleyeceğim. October. Yılı söylüyorum. Bakın 2012 şeklinde. Bunu ikili de okuyabilirim. Ne demiştim? 2010'dan sonra tekrar eski sistem geçerli. Yani ikili okuyabiliyoruz. E, ee, i̇stersek 2012 veya 20, e, 2012 de diyebiliriz. Burada evet bu tercih edilmiş. Buradan bakalım. The 5th of October. Bakın the'yı koyduk. Of'u koyduk. Sıra sayısı. Ay'ı koyduk. Virgülümüzü koyduk. 2012 dedik. O zaman buraya C yazalım. Devam edelim. Ne demiştim? 2000 ile 2009 arası nasıl okuyoruz? İkili okumuyoruz. Yani 25 diye okumuyoruz. Çünkü o zaman 25 gibi anlaşılır. Yanlış anlaşılma olmasın diye nasıl okuyoruz bunu? 2005 and gelebilir de. Yani 2005 da diyebiliriz veya 2005 da diyebiliriz. Bakalım şıklara. 2005 var. Evet, buraya D yazıyoruz. Devam edelim şimdi. Evet, ne demiştim? 2000'den önce yıllarda ve 2010'dan sonra ikili söylüyoruz. Evet, gerçi 2010'dan sonra öbür türlü de yani 2000 şeklinde de söyleyebiliyoruz. Yani 2000'den önce hep ikili söyleyeceğiz arkadaşlar. Burada bakıyorum 1872 diyeceğim yani. 18 Seventy Bakıyorum şıklara. Eighteen seventy two. Evet. 3 Buraya e diyoruz. Şimdi devam edelim. Evet. Yirmi bir Önce günü söyleyeceğim. Bakın d'yi unutmuyorum. The twenty first of ikinci ay february. Evet. Ondan sonra ikili söyleyeceğim. Eighteen eighty two. Evet. Bakalım hangisinde? The twenty first of february eighteen eighty two. Yani 5 Buraya da Evet, E diyoruz. Şey pardon, F diyoruz. Evet, şimdi bir sonrakinden devam edelim. Ne diyor? Bakın bu yine binli sayı, değil mi? Yani 54.987 diyeceğiz şimdi. 1000 thousand'ı 54.000 diyeceğiz. Fifth yani 54 İngilizce'de neydi? 54. 1000 neydi? Thousand. 54 Thousand. Evet. Fifty four thousand. Ondan sonra arada and yok. Bakın unutmayalım and yok. Nine hundred yüzlü sayı geldi şimdi. Nine hundred eighty seven. Değil mi? Nine hundred. Ondan sonra and. And'ı unutmuyoruz. Eighty seven şeklinde. Yüzlerin küsür altında ne diyorduk? And'ı unutmuyoruz. Evet. Yazalım. Fifty four thousand. Değil mi? Nine hundred and Eighty seven. Evet buraya da G yani G yazalım. Evet. Şimdi yine bir tarih geldi. Evet on iki Şimdi 12 diyeceğim tabi D'yi başa koyuyorum. The twelfth of evet ayı söyleyeceğim. Şimdi 8 ay ne? August. Evet iki bin iki arasında sokuyorduk. Two five veya two and five şeklinde. Evet. O bakıyorum şıklara hangi şıkta? Evet 8'de buraya da H yazıyorum. Evet böylece ilk kağıdımızı bitirmiş olduk. Şimdi ikinci kağıdımızdan devam edelim. Evet soruları uygun cevaplarla eşleştirin diyor. Şimdi bakalım sorulara. What is your job? Yani mesleği soruyor. Mesleğin ne diyor? Tabi bu soruyu şöyle de sorabiliriz. What do you do? Yani what do you do da yine senin mesleğin ne sen ne yapıyorsun anlamına geliyor. Burada what is your job demiş. Meslek bakıyorum. Meslek söylemesi lazım. I'm a teacher. Evet buraya h yazıyoruz. When did you go to school? Sen okula ne zaman gittin? Geçmiş zaman bakın. Ne zaman gittin? Değil mi? Şimdi ne zaman gittin? In the morning. Sabah gittim. Değil mi? Bakın when de saat sormuyoruz. Yanılmayalım. Yani şöyle in the morning, in the afternoon. Değil mi? Yani bir zaman dilimi söyleyebiliriz veya gün söyleyebiliriz. Değil mi? Yani on Monday gibi veya tarih söyleyebiliriz. When de evet genelde saat değil. Saat soracağımız zaman what time diyoruz. Evet zaman sorduğu için bakın in the morning burada zaman bildiren ee, G yani G oluyor. Sabahleyin gittim şeklinde buraya G yazıyoruz saati demiyoruz. Bakın saatin sorarken ne diyorduk? What time? Şimdi how did you go to school? Sen okula nasıl gittin? Ya nasıl gittin derken yürüyerek mi gittin? Otobüsle mi gittin? İşte arabayla mı gittin? Nasıl gittin? How did you go to school? Bakıyorum burada by bus. Evet bu araçlarda biliyorsunuz by bus değil mi? By car şeklinde by geliyor değil mi? Onun için buraya ne diyoruz? F. Evet buraya da F diyelim. What time do you have breakfast? Bakın what time soruldu mu saat söyleyeceğiz. Saat kaçta kahvaltı yaparsın geniş zaman? Değil mi yaparsın? Bakıyorum saat nerede söylemiş burada değil mi? At 6.30 am yani sabah am sabah oluyor. Sabah 6.30'da yaparım. Evet buraya da i yazalım. Şimdi why do you like English? Sen İngilizceyi niçin seviyorsun? Why diye soruluyorsa bana because diye cevap vereceğim. Çünkü why neden, niçin demek? Because çünkü demek. Bakıyorum hemen. Because it's fun. Çünkü o eğlenceli. Fun eğlenceli demek. Buraya da di diyorum. Where did you go last summer? Geçen yaz nereye gittin? Bakın yine geçmiş zaman. Gittin diyor. Yer söylemem lazım. To Antalya. Antalya'ya. Değil mi to? Değil mi? Yönelme bildiriyor. Yer bildiriyor. Evet buraya da C diyorum. When were you born? Ne zaman doğdun? Evet. Burada evet tarih söylemesi lazım. Bakıyorum tarih yıl söylemiş. In to evet in 2007 şeklinde veya in 2007 dedim and gelebilir de gelmeyebilir de A şıkkı. Evet. Yani A'yı işaretledik. How do you write second? Yani burada bunu demiş yazı olarak, yazı olarak nasıl yazarız? Bakıyoruz yazı şekli zaten bu şekilde. Second. Evet buraya da bir yazıyoruz. Evet bu şekilde. Şimdi e kısmından devam edelim. Şimdi boşlukları emizar, evet emizar vazver ile doldurun. Emizar geniş zaman olmuş oluyor, değil mi? Olmak anlamında. Vazver de onun. Değil mi? Geçmiş zaman hali. Şimdi buna göre bakacağız. Yani şimdi geniş zaman mı dolduracağız? Yoksa yani şu andan bahsediyoruz yoksa geçmişten bahsediyoruz? Ona göre dolduracağız. Tabii şimdi öznemize göre de am is are gelecek. Yine was ya da were gelecek. Dikkatli olalım. Şimdi bakalım. She felt sad yesterday. O dün kendini üzgün hissetti. Dün diyor bakın. Şimdi geçmişten bahsediyoruz. Geçmişten bahsederken ne kullanacağız? Was Waswör. But. Fakat. She very happy today. Today diyor. Yani bugün. Şu andan bahsediyor. She'de ne kullanıyorduk? He, she'de is kullanıyorduk değil mi? She'de ne gelecek o zaman? Bugün çok mutlu diyor. Buraya is yazıyoruz. Evet. Şimdi my friends diyor. With me two hours ago diyor. Bakın iki saat önce. Ago'yu görünce ne yapacağız? Geçmiş zaman kullanacağız. Çünkü geçmiş zamanı gösterir. Ago. Onun için şimdi bu çoğul bakın. My friend demiyor. My friends diyor. Yani bunun zamir olarak karşılığı they'dir. Et they'de ne kullanıyorduk? Were kullanıyorduk. Dolayısıyla ne olacak burası? Were olacak. Evet. My friends. Evet my friends benim arkadaşlarım. Ne diyor? İki saat önce benle birliktelerdi. Şimdi bir sonrakine devam edelim. There nokta nokta a good film on TV last night diyor. Bakın dün gece yine geçmiş zaman ona göre yapacağız. Evet. Burada şimdi e, there is, there are veya there was, there were. Bunu neye göre tekil ya da çoğuluna getiriyorduk? Bir sonraki yani there is, there are, there was, there were'den sonraki isme bakacağım. Eğer tekilse ilk gelen isim bakın burada tekil a good film diyor. Bir tane bir şey ama geçmiş zaman last night dediği dün gece olduğu için ne kullanacağım? Tekil olan was'ı kullanacağım. Yani televizyonda dün gece güzel bir film vardı diyeceğim. Evet. Şimdi bir sonrakine bakalım. Were evet at two o'clock were bla bla you at two o'clock yesterday diyor. Dün. Yani dün saat 2'de neredeydin diyecek. You'da ne kullanıyorduk? Were kullanıyorduk değil mi? Geçmiş zamanda. Bakın yesterday dediği için ar demiyorum. Were diyorum. Onu unutmayalım. Evet buraya da were diyelim. Evet. Şimdi bir sonrakinden devam edelim. E burada bir boşluk daha var. Dün saat 2'de neredeydin? Şimdi nerede olduğunu söyleyecek. Dün hani e, ofisteydim diyecek. Yani geçmiş zaman. Evet buraya da ne? I'de ne kullanıyorduk? Was kullanıyorduk değil mi? I evet was at the office. Evet last year geçen yıl my grandma değil mi? Benim büyük annem konuşma dilinde de my grandmother. Evet bu yani normalde konuşma my grandma oluyor. Geçen yıl benim e, büyük annem and grandpa yine grandfather değil mi? E, büyük babam onun e, konuşma dilindeki ifadesi benim büyük annem ve büyük babam geçen yıl diyor. Bakın dikkat edelim geçen yıl. O zaman geçmiş zaman yapacağız. Tabii dikkat edelim. Burada... iki kişiden bahsettiği için tek kişi olsaydı vaz diyecektim. İki çoğul olduğu için ne diyorum? Evet, were diyorum. Dikkat edelim. Bakın vaz demiyorum. Evet, were dedim. Tekrar söylüyorum. Sebebi ne? Çünkü iki kişi. Bunun zamir olarak karşılığı nedir? They, onlar. Evet, they'de ne kullanıyorduk? Were geçmiş zamanda. Yani Geçen yıl benim büyük annem ve büyük babam 76 yaşındaydı şeklinde diyorum. It my father's birthday today diyor. Today bugün. O zaman şu andan bahsediyorum. It ne? It'leni kullanıyorduk. Is kullanıyorduk, değil mi? It is my father's birthday today. Yani bugün benim babamın doğum günü. So bu yüzden, bu nedenle we are at home right now. Şu anda tam şu anda neredeyiz? Evdeyiz. Yine şimdiden bahsediyoruz. Şu andan bahsediyoruz. We ne kullanıyorduk? Are kullanıyorduk. Evet arkadaşlar bu kısımda bakın tekrar söylüyorum. Şimdi şu andan bahsediyorsak emizar kullanacağız. Tabi I de am, you da are, he she de is. Ondan sonra we, you, they de are kullanıyoruz. Eğer şöyle söyleyeyim geçmişten bahsediyorsak I was, you were, He, she, it, was, we were, you were, they were şeklinde. Tabi bir isim geldiğinde veya my friends geldi. İşte nasıl söyleyeyim burada my grandma and grandpa geldi. Değil mi? Şimdi bu şekilde direkt it ya da she gelmezse yani biraz önce saydığım zamirler I gelmezse ben niye bakacağım? Şimdi mesela burada bakın bir daha söylüyorum. My friends değil mi? Benim arkadaşlarım. Bunun zamir karşılığı nedir? They, onlar. V'de ne kullanıyorduk? Ver. Yani bunun zamir karşılığını düşünelim. Ona göre biraz önce saydım. Nerede ne getireceğiz? Geçmiş zamanda tekrar söylüyorum. Unutmayalım. Bizim emizar ne oluyor? Daha doğrusu emle iz ne oluyor? Vaz oluyor. Ar ne oluyor? Ver oluyor. Değil mi? O şekilde geçmiş zamandan bahsederken was kullanacağım. Olmak anlamında. Şu andan bahsederken emizar'ı kullanacağım. Yine olmak anlamında. Yani bu dır diyebiliriz. Belki buna da idi gibi Türkçe'ye çevirebiliriz. Evet, bir sonraki kısma geçiyorum. Evet, şimdi burada ne diyor? Boşlukları, evet, boşlukları parantez içinde verilen kelimelerin geçmiş halleriyle doldurun diyor. Şimdi bakalım, bunları şimdi dolduracağız. My uncle yani benim ee, amcam veya dayım visit düzenli bir fiil değil mi? Hepsini geçmiş zaman yapacağım arkadaşlar. Last weekend geçen hafta benim şey benim amcam ne yaptı? Bizi ziyaret etti diyeceğim. Evet, düzenli fiillerde ne yapıyorduk geçmiş zamanda? ED takısı ekliyorduk, değil mi? ED takısı ekliyorduk. Bunu unutmayalım. Şimdi bir sonrakinden devam edelim. Şimdi your father diyor, wash sorularda ne kullanıyorduk? Did kullanıyorduk, değil mi? Did'i buraya yazalım şimdi geçmiş zamanda. Evet, did'i yazdım. Tamam. Şimdi did your father senin baban? Bakın sorularda fiilim yalın haldeydi, yani ed eklemiyorum. Onu unutmayalım. Ed eklemeyeceğim. Şimdi ne dedik? Did your father wash his car yesterday? Dün senin baban? Evet, dün. Senin baban arabasını yıkadı mı? Tekrar söylüyorum bakın soruda fiilim yalın halde. Düzenli bir fiilse bakın burada ne yaptık? Olumlu cümlelerde düzenli fiillerde id ekliyoruz. Ee, Helen evet olumsuz yapacağımı söylüyor. Not study diyor for the exam. Olumsuz nasıl yapıyordum? Didn't getireceğim olumsuz yaparken. Evet didn't dedim. Fiilim yalın halde study diyeceğim. Evet bu şekilde Helen didn't study for the exam. Yani Helen sınav için çalışmadı. Bakın yine olumsuzda fiilim yalın halde. Soruda fiilim yalın halde. Bunu unutmayalım. Sadece olumlu cümlelerde ne yapıyorum? Fiilim düzenli ise ed ekliyorum. Eğer düzensizse ise fiilimin ikinci halini kullanıyorum. Şimdi D'den devam edelim. Listen. Evet düzenli bir fiil. I list. Evet ne yapacağım? ed ekleyeceğim. Değil mi? I listened değil mi? To music with my friends. Ben arkadaşlarımla birlikte ne yaptım? Müzik dinledim. Değil mi? Bakın olumlu cümlede ne yaptık? Düzenli olduğu için iyi diye ekledik. Şimdi soru. Soruda ne kullanacağım? Did. Dit'i buraya yazıyorum. Did başa geliyor tabii. Onu unutmayalım. Sonra öznemiz geliyor. Sonra fiil. Fiil de yalın halde. Did you finish? Evet. Fiilime hiçbir ek eklemiyorum. Ne demiştim? Soruda fiil yalın halde. Did you finish your homework? Yani ev ödevini bitirdin mi şeklinde demiş olduk. Şimdi sonrakinden F'den devam edelim. F'den devam edelim. The students. Değil mi? Bakın burada şeye de yani hiç çoğuldu, tekildi, he de, de hiç değişmiyor. Hepsinde aynı. Ee, yani bir önceki burada anlattığım gibi çoğullarda şöyle, tekillerde böyle, hide böyle değişmiyor. Hepsinde aynı. Olumlu cümlelerde düzenliyse... İdi ekliyorum fiilime. Düzensiz ise ikinci haline kullanıyorum. Sonra da git başa geliyor öznem. Sonra fiil yalın halde. Olumsuzda da didn't kullanıyorum. Fiilim yine yalın halde. Şimdi bakıyorum burada olumlu bir cümle. Değil mi? The students yani walk olumlu ne yapacağım? Sonuna bir id ekleyeceğim. Evet. Şöyle. Evet id ekledim. The students walked down the street. Yani öğrenciler caddeden aşağı yürüdüler. Değil mi? Şimdi bu da olumlu bir cümle. Değil mi? Leave ve fiilim düzenli bir fiil. Ne yapacağım? Bu zaten e ile bitmiş. Sadece d ekleyeceğim. E ile bitiyorsa fiilim sadece d ekliyorum. She, evet. Lived, evet. She lived in Madrid for ten years. Yani 10 yıl Madrid'de ne yapmış? Yaşamış. Değil mi? Şimdi he, bakın burada dikkat edelim. Fiilim düzensiz bir fiil. Go. Evet, bunun ikinci hali ne? Went. Değil mi? Olumlu bir cümle. Şimdi ne yapacağım? Bunun ikinci halini yazacağım. Evet. He went, değil mi? He went for a walk with his friends. Yani arkadaşlarıyla yürüyüşe gitti şeklinde. Ne yaptım? Olumlu cümle olduğu için, fiilim düzensiz olduğu için ikinci halini kullandım. Evet. Kate and John Şimdi study diyor. English yes de. Burada şuna dikkat etmem lazım. Eğer fiilim düzenli. Y ile bitiyor. Y'den önce de ses harf varsa Y düşüyor. Evet. Yani IED e d takısını, i takısını getireceğim. Şimdi yazalım. Ne yaptım? Y düştü. I Yani IED e takısını getirdim. Kate and John studied English yesterday. Kate ve John ne yapmışlar? Dün İngilizce çalıştılar diyor. Y'yi düşürdüm bakın. IED -E getirdim ona dikkat edelim. Y ile bitiyor. Y'den önce ses harf varsa Y düştü. Ne oluyor? IED -E yani IED ekliyoruz. I'la at wind'e düzensiz bir fiildir. Kazanmak demek. Bunun ikinci hali one yani oğlu yazılıyor. E, kazanmak demek. The last match she played. Oynadığı son maçı ayla ne yapmış kazanmış. Şimdi bunun ikinci halini yazalım. Çünkü düzensiz olduğu için. Evet one demiş olduk. Ayla won the last match she played. Kazandı son maçı kazandı diyoruz. Şimdi burada ne diyor son kısımda? Evet. Verilen evet, verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazın diyor. Burada Evet daha önceki gördüğümüz ünitelerden böyle karışık kelimeler var. Şimdi bakalım bunları yapalım hep beraber. Şimdi bagel neydi? Bagel simit değil mi? Şimdi buraya simit yazalım. Ticket neydi? Bilet. Buraya da bilet yazalım. Evet, junk food neydi? Abur cubur değil mi? Evet, village köy demekti. Köy yazalım. At downtown neydi? Şehir merkezi. Çarşı da diyebiliriz. Şehir merkezi yazalım. Daha çok böyle dükkanların olduğu, iş yerlerinin olduğu, değil mi? Yer şehir merkezi. At sunny neydi? Havayı anlatırken kullanıyorduk. Güneşli. Güneşli yazalım. At anxious, et evet, bir kişinin kendini nasıl hissettiğini kullandığımız sıfatlardan bir tanesi endişeli demek anxious. Evet yazalım endişeli. Et evet, bir sonraki run, run errands yani ayak işleri yapmak, değil mi? Getir götür işleri yapmak başkası için yani bir başkası için böyle bir şey satın aldın, bir şey yaptın, bir şey getirdin, bir şey götürdün. Evet buna ne diyelim? Ayak işleri yapmak diyelim. Ayak işleri yapmak. Evet manager neydi? Manager, müdür ya da yönetici. Evet yönetici yazalım. Müdür de diyebiliriz. Yönetici de diyebiliriz. Evet sonuncusu Seaside ne demek? Deniz kenarı, sahil, deniz kıyısı, kıyı anlamlarına geliyor. Biz deniz kenarı yazalım. Yani hepsini diyebiliriz tabii ki. Yani şunu yazalım derken herhangi birisini yazabiliriz. Deniz kenarı. Evet böylece sınavımızı bitirmiş olduk. Sınav, e, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Good luck, iyi şanslar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, Yorum yapmayı, beğenilerde bulunmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda alabilirim. Hepinize başarılar. Bir dahaki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.